Evet, cümlede selam arkadaşlar. Yeni kurmuş olduğumuz kanalımız DH Yarım Dünya. Kuşlarımızı tanıtmaya başlayalım. Ya da bu işte. Evet arkadaşlar, ben Durmuş Severler. Ben normal Adanacıyım ama bunlar beni taklacı yaptı. Yani taklaya geçtik, meraklıyız. Hem Adana hem takla. Bunlar takla besliyor, ben Adana takla besliyorum. Olsun, ama o da olur. Türkler bunlardan çalıyor ekstriyi. Olur. Bu da arkadaşımız. Hazır kuşlar alıyor. Evet, hazır kuşlar alıyor. Üçlü. Aynen. Bu da arkadaşımız Murat. Dört tane uçurdum ama yumurtada. Ne var Durmuş abi buralarda? Allah bilmiyor mu? Senin kardeş bunlar maşallah. Kardeş bunların hepsi hazıra yakın seneye kaldı. Bak şu en başta arkadaki sağdaki var ya, o teki yeni aldık. Onu bir al çıkaralım. Şey kardeş bu vallahi şey gibiymiş. Abi. Onlar daha tam bitmedi. Onlar. Onun aslı ne şu? Boz boz. Bendeki bozları onlardan. Nasıl sen bir al bakayım o şeyi. Şu arkadaki akkuyu al. Tek. Evet arkadaşlar, kuşumuz 4 ya da 5 kere teke uçtu, tam hazır değil ama bu kış mevsiminde zaten kuş uçması bile bir bir şans. Yapıyor. En azından bir havada uçan kuşumuz olsun. Evet işte arkadaşımızın Adanacı olduğu belli, yani kuşu yere bırakmasını bile bilmiyoruz. Basmadın abim maşallah. Kardeş, bu kuşları şeyle, değnekle kovalıyor. Neyse, öğrenecek arkadaşlar. İşte mekanımız burası arkadaşlar. Her kuş öyle yerine konacak diye bir şey yok. Gene de elinden. DH Yarım Dünya kanalının kurucularının bir yer, diğer yer ortağının mekanı. Arkadaş Adana besliyor ama da tarlacıya alıştırdık. Ben kendim tarlacı besliyorum. Size haftanın bir kümesi tanıtayım. Burası damızlı kümesimiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde şöyle etrafı gezdireyim. Şu görmüş olduğunuz yuvalarımızda üçü de uçum kümesimiz oluyor. Burası da pistimiz. İşte etrafımızda bu şekilde. Şöyle hafiften bir etrafımızda göstermiş olalım. Evet, kuşumuz havada arkadaşlar. Biraz ısınsın. Isındıktan sonra bir 5 dakika sonra altında kuş seyrelim. Normalde bir 10 dakika falan uçması lazım ama video kısa tutmak amaçlı. En azından bir yapabildiği kadar seferden yapmış olur. Sizlere gösteririz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kümesimiz, damızlık kümesimiz. Burada 3 takım kapalı alanda. 3'er tane, 2'şer tane burada var. Bir tane beyazımız var. Beyazımız kendi beyazımız. Dişisi en az 5 senedir bende. Erkeğinde sağ olsun İsmail konuk seven abimiz verdi. Bir de bunları bu şekilde deneyip bunların altından gelen yavrulara bakacağız. Bir deneme kuşumuz. Bunlar bozlarımız. Aslında köşeden bize geçen bozlarımız. Yavrular bu sefer yine. Alttaki anne baba bozlarımız. Üstteki bir takım Jefferson. Ondan sonra bunlar da yine kendi kuşlarımızdan 5 senede çalıştığımız boz dumanlı ve boz. Anne baba ve alttaki çapraz yavru. Burası bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de yan tarafta yine. Aslında buraları yazın kışın erkek ilişkiyle ayırdığımız yer. Buraya da yine bu şekilde salma yaptık. 3 tane eşe attığımız yer. Şöyle de yan tarafta 3 tane gözümüz var. O gözde tek olan kuşlarımızı Allah izin verirse oraya bekletmeye, dinlendirmeye alacağız. Durum bu şekilde arkadaşlar. Burayı mı yaptın? Evet. Maşallah. Daha yeni sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bitiş tarihi bugün. Evet. Ustamız izliyor. Nasıl? Güzel olmuş. Bu arada vallahi fiyatı hemen hemen 100 oraya falan buldu ya. Tabi içinin aynılagısı hariç. İçinin aynılagısı da 7-14 şey, en fazla 200 olur ya. Şanser olmuş. 200 oraya en fazla mal olur. İçi dışı hepsi 200 evet. Euro. 4-4 en azından işte. Ama öbür boyu bunlar. Yani plastikler biraz pahalı işte. Evet. Arkadaşlar kuşumuz daha uçuyor. Şu anda 4 dakika oldu. Daha hala sefere gelmiş değil. Oraya teki olan kuşları alacağım. Şuraya. Evet, oraya teki olan kuşları alacağız. Oraya kapak yapacağım. En azından kuş orada hazır olmak beklesin. Dinlensin.
Benim oraya da yaparız işte, böyle üç tane yapılır. Tamam, sen orayı bir anlaş da hanımla anlaşalım. Orayı diyor. Hanım köylü arkadaşlar. Öyle demezsen iyi diyor. Yazıklar olsun. Yengeyle anlaşabilirsem ona da bir yer yapacağız. Benim böyle damım olsa damla yaparım ben. Evet. İşte tek sıkıntımız bu gördüğümüz bizim evimiz arkadaşlar. Vallahi. Evimiz biraz 10-12 metre civarında. Kuş biraz oradan sıkışıyor sadece. Bu da ağaçlarımız var yani. Yoksa yerimiz güzel her şekilde. Giderken takla. Bahanesi yok diyebiliriz yani. Ama Adana değil. Adana değil. Yani Adana'da beslemezdik ki. Adana'yı da koymamız. Filo. Evet. Filocu Adana'cı var. Burada filo besleyemezsin. Anlayamayız. Sis kuşu gibi. Evet. Evet arkadaşlar, kuşumuz daha uçuyor. Durmuş abi. Al ben şu kuşları çıkarayım. En azından sen çeke dur. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, Hakan kardeşimi de görün. Ya önceden bu kuşları bilmiyordum ben. En başta bu Murat kardeş verdi bana. Taklacılar dedi ki ben Adana besliyorum. Dedi kardeş dedi, al götür dedi, bunlardan uçur yalnız dedi. Dedim ben cücüklediğim de fazla şey etmiyordum. Lan kuşlar geliyor, uçuyor. Böyle üstüme doğru geliyor. Ben de çabutla sallıyorum durmadan. Dolanıyor. Niye geliyor ona? Havalansınlar. Aynen. He, havalansınlar diye. Kuşlar sefere geliyormuş. Ben bilmiyorum. Baktık. Evet, zamanla işte. Evet, ondan sonra öğrendik yani. Sefere gelen kuşu kovalıyorduk biz. Şimdi Allah'a şükür uçuruyoruz. Ama bende kuşların hepsi şeyi Hakan'la şeyin, Murat'ın yani. Soyundan gelme. Beyaz daha hiç uçmamış. Bunda kanatlar geliyordu. Bu da tek yavuşumuz normalde. Böyle genişlik kalktığı için böyle yani. Bu daha hazırlık. Esas şinik dolanan o bak. Bu teke geliyor değil mi işte Hakan? Yeni geliyor. Şamı, bunu nereden aldın? Onlar hediye. Ya. Bundan bir tane Rus'tan aldım ben. Çok güzel sefere geliyordu ama çok engin uçuyordu kuş. Ya böyle ağaçların arasında var ya böyle. Altlarda dolaşıyordu değil mi? Sırf altlarda dolaşıyordu kuş. Evet, ben işte farklı oluyor. Bakalım bakalım kardeş. Gelebilir yani, sefer yaptı mıydı hiç? Kuşlar dolanıyor işte bakalım. Sefer yapacak mı? Bakalım. Buyur. Tepenizde. Evet arkadaşlar, tekrar dinleyelim. Selamünaleyküm. Kuşumuz havada. Tavuk şeyi kafası geliyor. Şöyle sandalye versene Dumuş abi. Sen şöyle oturalım. Şöyle otur. Girecek de. En azından kuşumuz havada arkadaşlar. Yani bu mevsimde geçtim. Yurt dışında kuş tutmak çok zor. Dünden 3 tane gitti benim. Evet, bir tane aldı arkadaşlar. Ama Hakan verecek bana onun yerine. Kardeş vereceğim uçanma. Yeni başlayan bir yavrumuz. Bana dedi veririm dedi 3 tanenin yerine. Ya veririz. Şinik değil ya. Ama sonra veririz. Sağ sola atanlardan ver. Ben onları düzeltirim. Ben vereyim sana, bu herhalde uçanın yavrusu mu var işte dediğim. Ya? Arkadaşımız da bizim diğer ortaklarımız da arkadaşlar. Büyük Murat Elfi'den. Kardeş olmaz lazım. Numaralarına bakarsan. Kendisi de değerli bir arkadaşımız. Eğer uçurabilirsen o yavruyu geri getir. Gelir mi uçar ya? Ya bir daha uçmuyorsa yer değiştireceğim kuşa. Öyle mi? Mesela bak. O zaman şey etmiyor. Yer değiştirdin mi mesela? Benim oraya gelen kuş bakıyor, daha güzel oluyor, daha rahatlıyor. Farklı. Her yerde farklı oynuyor. Deneyeceğim bir de. Hakan'dan kaç tane götürdüysen benim burada gerçekten güzel çıktı. Ya. Hele bir iki tane vardı var ya. Hakan hiç beğenmiyordu. Ya öyle bir geliyordu ki. Neredeyse yarışmaya sokacaktın ya, buraya getirdin. Ya o kuş ben beğenmem değil. O kuşu ben kendim ayırdım. Yine kanatlarını kestim. Seni seni sana verdim. Kekikti değil mi bir ara? Onu ben kendim ayırmıştım. Ama nasıl oldu kuş? Ya bir de öyle sık geliyordu ki. Yani insana var ya, zevk veriyordu ya. Sabır varsa sabrın, tamam zevk verir de biraz bazı arkadaşlar sabırsız bir çabuk oyuna girsin diye. Yok ya. Ama beklersen biraz bir şeyler olur yani sonunda. Ya biz filo güvercin olduğu için
Biz mesela 2 saat, 2,5 saat kuşun götünü bekliyorduk. Akşam. Akşam üzeri. Lambaları yakıyorduk. Artık yani. Şöyle şimdi ben hiçbirini tanımıyorum. Çok kişi var Osmaniye'den de. Filoculardan seyrediyorum bazen. Evet arkadaşlar, Dumuş abi Osmaniye'de. Evet Osmaniye'deyiz. Kardeş. Çocukluğumuzda kuşçuluk yapıyoruz. Arkadaşımız sağ. Niğde. Niğde Aksaray. Niğde Aksaray, evet. Ben kameraman da Çorumluyum. Çorumlu. Değerli bir arkadaşımız, iyi bir arkadaşımız. Allah emeklerini boş çıkartmasın. Havada patladı. Uğraşıyor, emek veriyor devamlı. Niye çırpıyorsunuz lan? Havada patlattınız kuşu. Derdiniz ne oldu? Daha şey olur. İki gün uçmadı. Ne olacak kuş? Bir de her gün uçmuyor ya kuş. Her gün uçması lazım. Evet arkadaşlar, kuş her gün uçmadı. Onun da etkisi var yani. Kuş üstüne koyamıyor. Havalar kararıyor. Çalışıyoruz. İşe gidip geliyoruz. Ondan sonra yağmur yağıyor. Sisli oluyor. Yani Avrupa'nın havası. Yurt dışında yaşayan insanlarımız inan bunları daha iyi anlarlar. Evet, yabanilerin gidişi arkadaşlar. Nasıl gidiyor görüyorsunuz. Kargalar var burada. Kargalar eğer ki çok kalabalık ötüyorsa bilin ki bir sıkıntı var. Ama çok şükür yani bende şu iki haftadır bir şey almadı. İki haftadır bir sıkıntımız yok. Adana neyli nasıl ama biliyor musun? Atmacayı görürse hemen çağır. Aynen. Aynen.